Şimdi değerli izleyicilerim, şanslı kim diyorsunuz? Evet, 20.05.1979'da ismini ortalarda vereceğim. Kişi kendini öyle tanıyacak. Evet, bakalım 40 yaşında, aslında 41'e doğru geliyor kişi. Duygusallıkla alakalı, çok uzun süredir kalbi yaralı. Yani belki ilişkisi varmış gibi duruyor ama kalp güvendiği dalda devam etmiyor. Problemler, içsel dünyada sıkıntılar ve toparlayamadığı bazı, hani sihir gibi dokunsun ve hayatım yeniden yaşarsın ister ya bir kişi. Şu anki hanımefendiciğim gerçekten su gibi aydınlanma dönemine girecek. Bu kişi kim? Kezban Kale. Yani Kezbancığım, yaşadığın özellikle 4 yıllık hayatın ve özellikle 4 yıldır aslında kendini daha şanslı ve daha keyifli noktada görüyorsun ama yaşadığın ilişkiyle alakalı kafanda oturtamadığın dengelerin var. Aslında deli deli sorular, ruhun daralmış bir noktada. Sana çok güzel bir enerji dönemi başlıyor. Kötülüklerin senin hayatından çıkması, yepyeni bir oluşum evresine gireceksin ve gerçekten hayatındaki her şey bolluğa, berekete girecek ama senin çocukluğundan kalan, yani şöyle söyleyeyim, 9-17 yaş arasında çok büyük bir mücadele evresi verdiğin ve ailede yaşanan bazı kaoslar seni yıpratmış noktada. Aslında evlilik ve erkek çocuk enerjisi alıyorum. Gerçekten öyle misiniz bilmiyorum ama bir yanlışlık varsa erkek çocuk enerjim var ya da çocuk enerjin var senin. Bir kızın ya da bir oğlun olabilir. Ve uzun süredir de hani Mevlevi noktayı, Konya'yı ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Aklınızdan dönem dönem Konya düşünceniz olabilir. Böyle uyarayım. Artık bu pastadan benim de yararlanmam gereken dediğimiz bir nokta var. Aslında özel hayatını oturtma, yeni bir başlangıç ve değişim dediğimiz noktayı en iyi şekilde yaşayacaksın. Kalp kırıklıkların, sana söylenilen yalanların hepsi geride kalacak ama senin yurt dışıyla ya da farklı şehir ya da mesela İstanbul'dayız ama sen farklı bir şehir ve farklı bir alandasın. Yabancı dil aksanın kuvvetli olabilir ya da aileyi ilgilendiren iş gereği seyahatleriniz olabilir. Çok büyük bir yılı yaşıyorsun sen. Bu yıl bu yılı kapatacağız ama 2022 sana gerçekten bolluk ve bereket. Yarım olan hayatını tamamlama, kendini büyük bir noktada aydınlığa itme diyor. Ailenize ait uzun süredir beklediğiniz ya eş soyu ya da kardeşler arasında beklediğiniz bazı mal konuları var. Miras, anne kadınlarla alakalı mirası temsil eder. Evet, zaferini alacaksınız ama bunun için daha çok kırılacak bir kalp, tamir olması gereken insanlar var. Ve bu mal konusunda gerçekten açgözlü gibi davranıyor olabilirler. Ve sizin bu naif enerjinizi gerçekten yıpratıyor olabilirler. Ama evlilik yaptığın gözüküyor ve yıkılan bir evlilik. Ya da kalben sizin yıkıldığınız bir evlilik olabilir. Böyle bir huzursuzluğunuz hayatınızda gelmiş olabilir. Çok yoğun bir iş temponuz ve toparlamaya çalıştığınız işinizle alakalı çok güzel anlaşmalar ve yenilikler yapacağınız. Hatta çok uzun süredir ev almak, toprak almak gibi niyetiniz varsa şu dönem değil ama 2022'nin 3. ve 4. ayında bu oluşumu sahip çıkacaksınız diyorum. Kaybetmiş olduğunuz, vefat eden bir kadın ya da bir yakın bir kan bağınızın bir kabir ziyaret etmeniz gerektiğini ve uzun süredir almaya çalıştığınız bir paranın hala hesabınıza geçmediği, bu yıl sonuna kadar bu parayla alakalı yaşayacağınız netlikler aydınlığa kavuşacağını uyarır. Aslında ruhunuz yaşayan ölü gibi. Yani deriz ki bu dünyayı görüyorum ama bu gözüm artık kimseyi görmek istemiyor. Mecburi diyaloglar ve mecburi oluşumlar var hayatınızla alakalı noktada. Evet, artık sen hayatınla ilgili çok güzel başlar. Bu yılı bitir. 2022 güneş gibi kendi kutsallığında çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksın. Sen babana çok düşkün olabilirsin ama baba soyunuzla alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklardan dolayı çok öfkeli ve sinirlisin. Babaya ait duygusal yönümüz var. Bir de sizin böyle Akdeniz, Ege, bu noktalarla alakalı çözülmesi ya da Karadeniz olabilir. Çözülmesi gereken haklarla ilgili dua ediyorsunuz ve bu duanız kabul olacak olarak uyarı veriyor. Evet,
Kendi kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz yenilikler var ama cesaretiniz mi yok? Artık ben yorgunum mu dediğim noktadasınız. Lütfen yorgunluğu geride bırakın. Çok güzel bir hayat size var. Eğer boşandıysanız hayatınıza yeni bir oluşum ve güzel bir aşk ve yani evlat sahibi bile değilseniz güzel bir evlat enerjiniz ve erkek enerjiniz var gözüküyor. Evet, şanslı kişi Kezban Kale. Eğer bir hata varsa, bir yanlış varsa lütfen uyarın. Çünkü hiçbir enerji almadan yapıyorum. Doğruysa lütfen yazın. Yanlışsa da yazın ki devam ettirmeyin boşuna. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.